Ne diyor Süreyya? Ufak bir mevzuda tartıştık diyor ama. Belki dediği gibi ufak bir şeydir. Sonuçta bizim kız alışık değil böyle şeylere. Aralarında hallederler belki. Hiç sanmıyorum Hüsnü. Ana yüreği bu, hemen anlar. Hem ben tanımaz mıyım kızımı? Bu Ömer ne yaptıysa ortada ters bir şey var. Ama diyemiyor bizim kız. Ya sen de büyütme hemen ha. Ben anlarım diyorum Hüsnü. Daha ne diyeyim? Sen de hala büyütme diyorsun. Allah Allah. Gel. Ha. Baba. Dediğin gibi erza aldım, mutfağa bıraktım. Yalnız Çiçek Hanım'a da söyledim. Patates yoktu, alamadım. Sonra gönderecekler. Tamam çocuğum. Çiçek Hanım ilgilenir. Sağ ol. Gel otur bakayım sen şöyle. Hayırdır baba? Bir şey mi vardı? Otur çocuğum, otur. Sen bu Hakan'la ilgili tam olarak ne biliyorsun? Yani sizin de bildiğiniz gibi işte. Rusya'da çalışıyor dedi ablam. Peki sen o gittikten sonra hiç konuştun mu bu adamla? Yok. Ablamdan numarasını istemiştim ama vermedi. Görüşemedim yani. Niye istemiştin numarasını? Çünkü ters giden bir şeyler olduğunu hissediyordum baba. Gerçi hala da hissediyorum ama. Sen de değil mi? Ben de öyle. Ablam da Emine de ne zaman sorsam bir şey yok deyip reddediyorlar. Ben de üstlerine gitmiyorum. Sen neden şüphelendin peki baba? Var bir şeyler. Halinden, tavrından anlarım ben. Hüsnü? Hayırdır inşallah? Reşat Hocam hayırlı günler. Nasılsınız? Hamdolsun Hüsnü Bey, iyiyiz. Çok şükür, sizleri sormalı. Hocam biz de iyiyiz, iyiyiz de. Sesin pek iyi gelmiyor. Kötü bir şey yoktur inşallah. Hocam bugün Süreyya kızımız Ömer oğlumuzla buluştu da eve geldiğinde ağlayarak girdi içeri. Ağlayarak mı girdi Süreyya kızım? Sebep? Hocam herhalde aralarında ufak bir tatsızlık oldu. Bize de bir şey söylemiyor. Sizin bir bilginiz var mı bu konuda? Onun için aradım. Yok yok, bir bildiğim yok ama öğrenirim. Çok üzgün demek ha? Evet hocam ya, öyle. Şimdi siz diyorum bu Ömer oğlumuzla bir konuşsanız da belki bir bilgi alırsanız bir ufak yardımımız olur bu konuda. Ya da siz bize bir yol gösterirsiniz. Elbette, elbette. Ben konuşurum Ömer'le, mesele neymiş anlarız. Olur ama böyle şeyler, daha yeni yeni tanıyorlar birbirlerini. Gençler de. Bizlerin de desteğiyle, hayırlısıyla çözeriz inşallah. Eyvallah hocam, sağ olun. Selametle. Süreyya kızım çok üzgünmüş, ağlıyormuş. Hayrola? Biraz tartıştık. Sakın ola. Allah muhafaza diyeyim. Gamze Hanım yüzünden değildir, değil mi oğlum? Öyleydi baba. Ya seninle çıkıp dolaşalım biraz. Gel çocuğum. Babam ne demiş peki Reşat babama? Ağzını ara dedi Ömer'in hocaya. Bak sana çaktırmadan aranızda ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor bunlar. İyi de biz söylemezsek öğrenemezler. Acaba diyorum. Sen bizimkilere acık çıtlatsan mı bu Gamze meselesini? Ya saçma mı, olur mu öyle şey? Ya Ömer haklıysa ya dedikleri doğruysa o zaman ne olacak? Öyle diyorsun da niye burnunu sokuyor Gamze ablanın evliliğine o zaman? Sonra pizzacıya kadar gidiyor bir de peşinden. Gamze abla evden kaçıyor, hop Ömer peşinde. Sonra bir bakıyoruz bankada Gamze ablanın karşısında. Yok yani, olmaz o kadar.
Figen yavaş, canımı acıtıyorsun. Acıdan tarak olsun be ablacığım. Demek Hamza Hanım'ın Erdal Bey'le buluşmasına engel olmak isterken Figen seni gördü. Bir de Tuna'dan Gamze'nin peşinden gittiğimi duymuşlar. Tamam, yeter, yeter. Daha fazlasını duymayı da bilmeyi de gönlüm el vermiyor. Yemin ederim dayanamıyorum artık ya. Ben bu mesele de uzadıkça uzadı maşallah. Ve bitmedi gitti yani. Ben ne yaparsam yapayım, sen bu hikayeyi kendi bildiğin gibi yazmaya devam ediyorsun. Şimdi bana yine, ben aslında Gamze'yi istemediği bir evlilikten kurtarmaya çalışıyordum. O yüzden peşinden gittim falan gibi bildik maballeri okuyacaksın. Baba biliyorum, senin tarafından bakınca durum biraz karışık görünüyor. Ama Gamze de ben de artık kendi yolumuzdayız. Konuştuk da bunu. Ne konuştunuz? Birbirimizin yoluna çıkmayacağız. Gamze'ye dönme ihtimalim yok artık. İnan bana. Ben Süreyya ile bir gelecek kurma konusunda kararlıyım. Sen kararlısın da işte yine çarşı pazar karıştı. Süreyya kızımın içine bir kurt düştü. Ömer, dediğin gibi artık herkes kendi yolunda. Sen de kendi yolunda, Gamze Hanım da kendi yolunda. Biz de yolumuzu alalım artık. Ben şimdi Hüsnü Bey'i arayacağım. Akşam için yemeğe davet edeceğim ailecek. Önce bir Süreyya kızımızın gönlünü alalım. Sonra da evlilik planlarını konuşalım hep birlikte. Hayırlısıyla. Tamam? Tamam baba. Masa örtüsü mü olacak o? Hı hı. Yatak örtüsü bitti. Kırlentler falan hepsi tamam. Bunu da düğüne kadar yetiştirirsem inşallah çeyizimizde eksik gedik kalmayacak. Süreyya kızım. Buyur babacığım. Biraz önce Reşat hocam aradı. Ömer'le konuşmuş. Aranızda geçenler o da çok üzülmüş. Büyütülecek bir şey yok demiş. Sen ne diyorsun? Yani sanırım. Anladım. O zaman akşam bizi yemeğe bekliyorlar. Hadi hazırlık yapın, tamam? Hayırlısı bakalım.